Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programımızın yepyeni bölümünde kısa bir süre önce duyurulan Battlefield 2042 oyununa göz atıyoruz. Şimdi oyun çok eğlenceli, çok fantastik. Böyle önümüzdeki yıllarda, yüzyıllarda geçen böyle bir büyük bir haritada savaş oyunu oynanıyor ve İşte büyük haritalarda, büyük ekiplerle, büyük takımlarla birbirimize giriyoruz tabir caizse. Ve özellikle fragman çok eğlenceliydi bu oyun. Oyun ilk duyurulduğunda çok özel bir fragman paylaşılmıştı. Hatta fragmanda geçtiğimiz yıllarda bir oyuncunun gerçekleştirdiği bir uçaktan atlayıp bir başka uçağı roketle vurduktan sonra tekrar aynı uçağa binme videosu vardı. Ve bu video ile beraber oyuna karşı büyük bir ilgi uyanmıştı. Ama Kasım'ın yaklaşık olarak 20'si gibi piyasaya sürülen oyun ne yazık ki bazı beklentileri karşılayamadı. Evet, eğlenceli mi? Eğlenceli. Evet, takım olarak çok güzel, böyle arkadaşlarımızla beraber eğlenebiliyor muyuz oyunda? Evet, eğlenebiliyoruz. Ama oyunun önemli sıkıntıları da yok mu? Var. Ne gibi sıkıntılar var? İşte mesela bir asansöre biniyorsunuz, asansörden aşağı doğru uçuyorsunuz. Ya da oyunun içinde mesela birisini ateş ediyorsunuz, o kişi ölmüyor ya da siz durup dururken ölüyorsunuz. Silahlar ortadan kayboluyor ya da sadece silah görünüyor, siz görünmüyorsunuz gibi bir sürü bu tarz sorunlar vardı. Ve oyuncular ne yazık ki bezmiş durumdalar bu sorunlar yüzünden. İşin tabii ki eğlence tarafı da var. Devasa bir haritada çok güzel eğleniyorsunuz. Arkadaşlarınızla takım halinde oyun yapabiliyorsunuz. Birçok aracı kullanabiliyorsunuz. Helikopter, uçak, tank, hafif zırhlı araçlar, motosiklet gibi birçok farklı aracı kullanabiliyorsunuz. Oyun bu manada büyük bir eğlence sunarken bir taraftan da getirdiği sorunlar, bug'lar, işte yazılımla ilgili problemler yüzünden de çok büyük eleştiri aldı. Hatta Battlefield 5'ten sonra en çok eleştiri alan oyun serisinden, Battlefield serisinden bir tanesi de Battlefield 2042 oldu. Peki bunlar düzelir mi? Şimdi hepimizin aklına şu soru geliyor. Biz bu oyuna 400 lira verdik, 500 lira verdik, 600 lira verdik. Hatta 600 lira yaklaşan bir fiyatı var. Platformdan platforma değişiyor fiyatlar. PC'de biraz daha ucuzken diğer platformlarda ise biraz daha pahalı. Onu da altını çizelim. Bu kadar para vermişken böyle sorunlu bir oyun alıp oynanır mı? Evet, oynanabilir aslında. Dediğim gibi eğlence tarafı var. Bir de önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek olan düzenlemelerle belki bu hatalar da giderilebilir. Çünkü geliştirici şirket DICE'ın bunun üzerinde çalışmaya başladığı bilgileri de açıklandı. Ama cidden de çok büyük sorunlar var. Çok büyük bug'lar var oyun içinde. Ve oyun zevkini bazı noktalarda çok ciddi anlamda etkiliyor bu bug'lar ve sorunlar. Ama yine de arkadaşlarımla eğleneyim, takımımı kurayım, farklı farklı etkinlikler yapayım diyorsanız aslında alınıp oynanabilecek bir oyun olduğunu da belirtelim. Ama belki biraz daha bekleyip bu hatalar düzeldikten sonra almanız daha mantıklı olabilir. En azından Teknoloji Oku ve Özgür Çetin olarak ben bunları size söylemek istiyorum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik sevgili Teknoloji Oku izleyicileri. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının bu bölümünde Battlefield 2042 oyununu anlatmaya çalıştık. Oyunun büyük sorunları var. Halen de bu sorunların bir kısmı devam ediyor ama bazı düzenlemelerin de önümüzdeki aylarda gelmesini bekliyoruz. Bu düzenlemeler ve güncellemelerle beraber muhtemelen oyunun sorunları ortadan kaldırılacaktır diye düşünüyorum. En azından bu benim kişisel fikrim. Eğer arkadaşlarınızla bir takım kurup böyle çılgın eğlenceler, büyük bir haritada düşmanlarla savaşmak istiyorsanız önerebileceğimiz bir oyun. Ama biraz daha bekleyip hataların giderilmesini gördükten sonra almanız biraz daha mantıklı olacak gibi görünüyor. Bu arada bu güncellemelerden sonra fiyatın da önümüzdeki hafta aylarda biraz daha düşmesini bekliyoruz. O bakımdan belki biraz bekleyip satın almanız daha mantıklı olacaktır. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Bu arada hepinizi teknolojioku.com adresinde bekliyoruz. Orada da gayet güzel haberlerimizle bu tarz videolarımızın yer aldığını belirtelim. Evet, videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.